Pembe bir renk geldi, çok güzel. Videoda gördüğünüz üzere ben biraz abarttım yemeği. O yüzden şimdi spora gideceğim ama spora gitmeden önce kereviz sapı suyu hazırlamam lazım. Bunu ilk defa deneyeceğim bu arada. İnşallah güzel olur. Bunları önceden yıkamıştım. Ben biraz küçük keseyim. Şeyleri kesinlikle oda sıcaklığında içemiyorum. Midem bulanıyor. Maskemi taktım, çantamı da takayım, sonra ben spora kaçar. Bu arada bir arkadaş
Yüzümü açayım diye yüzümü kapattıysam. Bu arada bir arkadaş bana sormuştu işte şey çekebilir misin diye spor yaparken ortamı. İzin verirlerse çekerim ama bugün çekemem büyük ihtimal çünkü eşim birine yardım edecek spor konusunda. Ama elimden geldiğince size ortamı göstermeye çalışırım. Bu arada çok uzun zaman oldu değil mi yüzümü göstermeyeli size? Ben de kendimi böyle şey... Şuradaki ya bir tane kalmış kusura bakmayın. Ben de kendimi böyle şey hissediyorum böyle garip hissediyorum şu an. Ekranda hep şu tarafa bakıyorum fark ettiyseniz kameranın merceğine bakmıyorum. Uzun zaman oldu yani kendimi kamerada böyle görmeyeli. Biraz farklı bir video tarzı olsun istedim bu hafta. Canım böyle istedi çünkü bilmiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Bana yazarsınız zaten. Bay bay. Yaşadığım yer böyle çok şey, yeşillik, böyle orman tarzı. O benim çok hoşuma gidiyor. Göreceksiniz nasıl bir yer. Her yer böyle yemyeşil. Bu yaz gelsin de sizi buraya göstereyim de çatladım bu arada. Yerler var. Şurada da var. Dizide gördüğünüz sokak hissiyatı aynısı var. Şehrin içinde böyle hala o Kore'nin eski tarz evleri duruyor. Benim hoşuma gidiyor bunları görmek. Niye bilmiyorum. Çok tatlı. Şu yolu da şey dramada gördüğüm bir yola benzetiyorum ama hangi dramaydı hatırlamıyorum. Faruk şurada geliyor bakın. Tipe bak ya ne kadar tatlı. Kaçar. Şunu hemen çıkartayım. Sonra. Bu sıralar sürekli böyle şey aşırı sağlıksız besleniyorum. İstemiyorum ama hani böyle canım sıkıldıkça sürekli abur cubura dadandığım için. Değil mi bu arkadaşlar? Ben taze fasulye diye aldım ama sonra bir daha bakınca börülce gibi duruyordu. İnce böyle bakın. Ay bundan güzel turşu olur var ya. Olup da hani almak isteyen arkadaş varsa ismini şöyle göstereyim. SS alsın. Sürekli kullandığım şampuan seti. Şampuan ve şey saç kremi seti. Birincisi bu serumu. Bir de ampul, protein ampulü. Bunların ikisini elime sıkıp karıştırıp saçlarımın uçlarına sürüyorum. Gerçekten çok iyiler. Yani bunlar benim ikinci setim. Diğeri bitti. Bu saç kremi. Bu da şampuanı. Yani bu şekilde gözüküyor. Demiştim. Biraz fiyatı düşsün alacağım demiştim. Çünkü gereksiz pahalıydı gerçekten. Kore'nin kavunu diyebiliriz buna. Burasını alacağım. Gerçekten kavun gibi kokuyor bu arada. Çok yani ben bunu ilk gördüğümde gerçekten şaşırmıştım. Hani bizim keleğe benziyor ya. Keleğin şeyi hali. Sarı hali. Hepsini yemeyeceğim çünkü diyet yapıyorum ya hani. Biraz tatlı bir meyve. Sıkıntı olabilir. Kesip dolaba atacağım yarısını. Bakar mısınız içine? Bakın küçük küçük şeyi de var burada. Çekirdekleri de var. Ben bu tarz şeyleri yoğurtla yemeyi çok seviyorum bu arada. Normalde yoğurttan nefret ederdim. Nefret demeyeyim de yoğurdu böyle sade yemeyi sevmiyordum. Ama Kore'ye geldikten sonra ne oldu bilmiyorum. Sürekli yoğurda bir şeyler karıştırıp yiyorum. Bunu dolaba atalım.
Birazdan Kore'de en sevdiğim televizyon şovu başlayacak. Onu izlemeye gideceğim. Onu da size gösteririm. Gelelim buna. Bu pirinç kağıdı diyebiliriz. İstanbul'da Migros'ta var sanırım. Bunu alıp deneyin. Gerçekten hem hafif hem yemesi böyle eğlenceli. Çünkü içindeki şeyler taze ve hepsi sebze yani. Siz içine şey yapabilirsiniz. İşte tavuk kavurabilirsiniz. Sosis, salam böyle kavurabilirsiniz. Bir sürü seçeneğiniz var yani. Olur. Ya bu çok zor. Ne yapacağım? Gerçekten çok zor. Sanırım sorun benim kullandığım kağıdın çok küçük olması. Fena olmadı. Yani şu an Vietnamlılara cidden efsane saygı duyuyorum. Hiç gözüktüğü gibi değilmiş. Problem yapıyorsun yırtılıyor. Sürekli elini yapıştığı için dönmüyor. Ama bu sefer daha iyi oldu. Demek ki neymiş? Göbek marulu olmuyor. Şu normalle deneyin. Bak yine yırtıldı. Hayır, bunu olduğu yerden almak da görünüşü çok güzel ama. Yağ koyacağız. Şu olduğum biberler vardı. Onları koyuyorum. Biraz şey, Türk tarzında bir sos oldu. Sosumuz da hazır. Türk tarzı sosumuza bandırıyoruz. Şöyle bir hissiyat. Dürüm yapılmış salata yiyorum sanki. Hani tabaktan değil de dürüm halinde yiyorum.
Evde şöyle bir sos vardı. Biraz daha Kore tarzı bir sos. Bir de onunla deneyelim. Dediğim gibi göbek kullanmayın arkadaşlar. Bu da çok iyi. Ama benimki best. Burada yıkanmıştı. Şöyle kutunun boyutuna göre şurasından kesip bunu yerim. Efsane bir yağmur var ve ben spora gideceğim. Benim haşladığım, buharda şey yapmıştım, haşlamadım aslında da. Böyle domateslerim var, bunları da kenara koyacağım. Bunlar haşlandı zaten, bunları da kenara koyuyorum. Yoğurt da çok güzel gidiyor bu. Sonra şuraya brokolimizi koyalım. Domates. Bu da o dün yaptığımız spring roll vardı ya, ondan kalanlar. Şöyle ve şey, bunu koyuyorum ve yerleştireyim. Cacan, görünüş böyle. Ben markette gezinirken böyle bir karpuz gördüm. O kadar hoşuma gitti ki çok minnoş duruyor. Biz ilk başta bunu bir meyveyle karışım zannettik. Yani aşılama zannettik ama değilmiş. Karuk araştırınca dedi ki artık insanlar dedi büyük karpuz alıp eve gitmek istemiyor dedi. Ve tek başına yaşayan insanlar bir karpuzu bitiremiyormuş. O yüzden artık Kore bu tarz hani küçük karpuzlar üretmeye başlamış. Ya. Yani şöyle bir avucuma giriyor işte bir avucum kadar şöyle. Böyle çok tok bir ses geliyor. İnşallah güzeldir. Oo. Çatladı bakın bu güzel. Net güzel bu. Çok şirin durmuyor ama. Kokusu çok güzel bu arada. Ve kesmesi diğerine göre daha kolay. Bunu hatırlıyor musunuz? Minattan önce. Ben bunu çok uzun zaman önce almıştım. Videolarımı izleyenler bilir. Siz hani orada artistik yapıyordum ya diyordum. Aa diyorum ben onu bir günde yaparım falan. Alın size bir gün kaç ay oldu. Ve ancak sadece bu kadar yapabildim. Çatlamıştı. O zaman anladım yani bunun güzel olduğunu. Çok güzel. So Hakka, which is back. Yep. I would just back.